Herkese selamlar dostlar. 4 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarına ve bazı maçların skorlarına kadar bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Dilerseniz şöyle bir like atalım ve başlayalım hemen. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Şöyle günün en gözde maçlarından bir tanesini aldım. Sivas deplasmanı zordur. Sivas Beşiktaş maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarına Şubat, oyunu, Şubat ayı boyunca misafir edelim. Yorumlara yazmanız skoru yeterli olacaktır. Herkese bol şanslar. En son yüksek misli neler yaptık ondan bahsedelim. 3 tane yüksek misli vermiştim. Bu 3 tane yüksek misli de zaten 1250 TL'lik geldi. 2000 TL'lik geldi. Anadolu Efes maçına da 2500 TL'lik bir yüksek misli önermiştim. Hafta sonu içinde yüksek misliler şu an hazır. Perşembe gecesinden zaten hepsini hazırladım. Cuma sabahından da videosunu çekiyorum. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Yüksek mislilerimiz bu şekilde biner gidiyor. Onun yanında ne kadar kar var ondan bahsedelim. Toplamda 4 tane yüksek misli verilmişti. Cuma günü içinde verildi daha o sonuçlanmadı. 4 yüksek misliden net karımız şu an 1082 TL kılçıksız. Bu sadece net kardır onu da bilgisini vereyim sizlere. Kar bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Günün kombini. Günün kombini arkadaşlar yani. Adına Demir Fenerbahçe maçına var dedim. Gayet güzel bir şekilde geldi ama maçta neler neler kaçtı yani öyle söyleyeyim. İzlemişsinizdir zaten. Neler neler kaçtı maçta. Onun yanında Real Madrid maçına da 4.5 altında 1 olarak vermiştim. O da başarılı oldu. 2-0 kilitten günün tek kombiniydi arkadaşlar. Kazanmasını bildi. Bilginize değerlendiren arkadaşlarım tebrik ederim. Dün hatta canlılar çok iyi değildi. Mesela Konya maçı, Fener maçı canlıları kaybettirdi bizlere. Ama günün kombine, kombinesiyle bir can suyu verdik orada. O yüzden güzel oldu bu kombinin gelmesi. Ayrıca maç önü tahminlerimiz de var. Yani maç önü mesela Galatasaray maçına korner olarak kadroları görerekten de bir korner tercih yapmıştık mesela. Onun dışında diğer e, genellikle korner yapıyoruz. Hellas Verona maçı vardı mesela ona korner gittik. Bu şekilde maç önü tercihlerimiz de her zaman oluyor. O da kupon odasında zaten sizlere ekstra katkı olarak faydalanmaya çalıştırıyoruz. Canlılarda da devam ettik. Dediğim gibi dünün canlısı çok iyi değildi. Dün Konya maçı mesela canlıda kaybettirdi. 3 tane bahis verildi Konya maçına. Sadece bir tanesi geldi. İstanbul'un golünü vermiştik. 3'te 1 oldu mesela o canlı. Teler maçında toplamda 4 canlı verdi. 2'de 2 oldu mesela sanırım. O yüzden canlılarımız dün çok iyi değildi. Fakat genel olarak canlı başında ekran başında sizlerle vakit ayırmaya çalışıyoruz. Geçtim bunları da. Sizlerden canlı videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. İsterseniz direkt de başlayalım. Like'lar atıldıysa go. Ankara Gücü ile Karagümrük mücadelesi. Karagümrük'ün son maçlarına bakın hepsi beraberlikle sonuçlandı. Fakat güzel bir futbol sergileyen bir Karagümrük var. Son olarak Beşiktaş'a karşı da bir beraberlik aldı. Bence güzel bir, bir puan. Yani iyidir o maçta bir puan. Beşiktaş o maçta zaten yoktu. gümrük de ikinci yarı hiç olmadı. Güzel bir şekilde maçı zaten bir bir bitirdiler. Ankara Gücü ile oynayacaklar burada. Ankara Gücü'nün son haftalardaki tempolu oyunu burada devam eder gibi duruyor bana. Zaten bu tempoya ayak uydurabilecek iyi takımlardan bir tanesi de Karagümrük'tür. Güzel, tempolu bir maç beklediğimi söyleyeyim ben burada. Burada golleri yönelmek en mantıklı ol mantıklısı olacaktır. Maçın 3-0 var mı? Bence 3-0 yok arkadaşlar. O yüzden idealden bir var olur bu maç bir yerde bence vara gelir diye düşünüyorum ben. KG varın oranı 1.38 gibi oranı var. Yüksek orandan da ilk yarı 1.5 üstü neden olmasın diyorum. Erken bir gol gelirse ikinci gol de devreden gelebilir gibi gözüküyor. O yüzden ilk yarı 1.5 üstü oranı da şöyle 2-20 gibi oranı var onun da. Şöyle gösterelim. Zaten bu maçın skor beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 2-2'lik bir skor beklendiğini de söyleyeyim sizlere. Geçtim diğer maçıma. Sivas Spor'la Beşiktaş mücadelesi. Bu maça ideal bir orana gitmedim. Ne vara gittim, ne üste gittim, ne alta gittim. Bu maçta kesinlikle ideal tercihe gitmedim. Sivas teplasmanı zordur. Ve son hafta güzel oynayan bir Sivas vardı. Alanya mücadelesini izlediğim zaman da en azından şöyle söyleyeyim. Çok fazla pozisyon vermediler kendi buldukları az pozisyonlarda çok iyi bir şekilde değerlendiren bir Sivas Spor vardı. Beşiktaş'ın son hafta ikinci yarı futbolu çok iyi değil zaten. Sa son maçta da beraber kaldı. Burada galibiyete oynayacaktır. Fakat galibiyetten ziyade galibiyete gitmeyelim. Burada şöyle bir tercih var. Mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol bandında kalacakmış gibi geliyor bana. Onun oranı bir 82 zaten. Şöyle güzel bir oran aldık mı buradan? 2-3 golü alalım. Şimdi ondan sonra benim skor beklentim arkadaşlar doğrudan 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti. Yani zor olacaktır ama 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti gelir gibi geliyor bana. Skor olarak da mutlaka bunu tekli olarak değerlendirin. 2-1 Beşiktaş galibiyetini. Onun yanına 2-1 skordan ziyade handikap 0. O da aynı şekilde 2-1 skora göre 3-60 gibi orandan sisteme atacağım maçlardan bir tanesidir. Tek farklı Beşiktaş galibiyeti değerlendirme altına alınabilir. Dortmund'la Freiburg mücadelesi. da geçen hafta 2-0 gibi skorla yendi. Freiburg'un şu hatasından bahsedeceğim ben sizlere. Deplasman'da oynamaya çalışması. Deplasman'da oynamaya çalıştığı zaman o pozitif futbolu sergilemeye çalıştığı zaman da arkada boşluklar bırakabiliyor. Ki Wolfsburg maçında mesela gördük bunu. Arkada boşluk bıraktı 6 tane gol yedi mesela o maçta. Ve sürekli bunu yap yapıyor. Aynı şekilde ondan sonra da bir tane, aynı, aynı futbolunu sergiledi. Dortmund'a karşı da bence öyle oynayabilir gibi geliyor bana. Burada Dortmund'un atacağı iki gol. Arkada bulacağı boşlukları değerlendirebilir gibi geliyor bana Dortmund takımı da. Ev sahibi 1.5 üstü oranı burada. 1.43 gibi oranı var. Dortmund tarafındayım. Haller burada ideal 11'de yazılı. mi solda olur. Sağda da Julian Brandt olur. Haller'in arkasında Royce olur gibi geliyor. Ev sahibi 1.5 üstü idealen değerlendirme altına olabiliriz. Frankfurt'la Hertha Berlin mücadelesi. Berlin derbisini kaybeden bir Hertha Berlin var. Frankfurt takımı da dediğim gibi ya o Dünya Kupası arasındaki arasına girmeden önceki Frankfurt takımı tam olarak göremiyorum ben. Çünkü çok iyi bir Frankfurt takımı vardı. Her maçını alıyordum ben. Şu anda alıyoruz da mesela ilk yerden bir golünü alıp çıkıyoruz. Tarzını ilerliyoruz. Burada Berlin'le oynayacaklar. Frankfurt'un burada özellikle Gözse, Lindstrom gibi bireysel yetenekleri ön plana çı çıkabiliyor. Kolo de besledikleri zaman da gol yollarında çok sıkıntı yaşamıyorlar. Fakat şöyle bir değerlendirme yapalım diyorum ben burada. Ee, i̇lk yerden golüne falan değil Frankfurt'un doğrudan galibiyetine. Galibiyet gelirken de bir 30'dan girmeyelim diyorum. Bir buçuk üstünde bir. Şöyle çünkü efsa bir buçuk üstüne bir otuz oran vermişler. O oranı ben bir elli bandına çekmek adına ben burada Frankfurt iki gol atarsa iki gol yiyeceğini düşünmüyorum. Bir buçuk üstünde birin oranı bir kırk gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Burada ben Frankfurt en iki gol atarak kazanmasını bekliyorum ki maçın skor beklentisi de iki sıfırlık doğrudan bir Frankfurt galibiyeti. Brentford'la Southampton mücadelesi. Deplasmanda basmanda önemli transferler var arkadaşlar. O transferler benim dikkatimi çekti. Dikkatimi çektiği için ben burada deplasmana basmana yöneleceğim biraz. Nasıl deplasmana basmana yöneleceğim? Renden Süleyman'a aldılar. Genk'ten de Onarçu'yu aldılar. Onarçu zaten 17 maçta 17 gol mü ne yaptı? Öyle bir kariyere sahip. İlk 11'e direkt koyacaktır diye düşünüyorum. Hatta ideal 11'ine koymuş mu? Hmm. İdeal 11'de yok şu an. Bakayım e, Süleyman'a var mı? O da yok. Ama bunlar ideal 11'e girebilecek futbolcular. Bunu belirteyim. Direkt ilk maçtan da girebilirler. Veya ikinci yarı oyuna girip değiştirebilecek oyuncular. Brentford'la oynayacaklar. Brentford zaten evinde muazzam bir takım. Burada Brentford'ı karşıya almak çok doğru olmaz. Fakat gollere gitmek de mantıklı, mantıklı bence. Şurada şu şekilde deplasman atacağı bir gole. Burada 1.35 gibi oran vermişler. Southampton'dan ben ufaktan bir hareket bekliyorum bu maçta. Transfer döneminde de 40 milyona yakın para harcadılar onlar da. Deplasman atacağı bir gol bir hareket beklediğimden dolayı idealden bir 35'i var zaten. Zaten Southampton'ın golü burada zor olandı. Brentford'ın golü beklenen o yüzden biraz daha yüksek olan isteyenler de burada 1.62'den de KG var tercihini değerlendirme altına alabilir. Brighton'la Bournemouth mücadelesi. Brighton takımının nasıl bir futbol sergilediğini sizler de görüyorsunuz zaten. Muazzam ilerleyen bir Brighton takım var. Herhangi bir kart cezalısı var mı diye baktığım zaman da McAllister'ın önemli bir eksiklik bu maçta kart cezalısı. Onun dışında Mitoma solda inanılmaz işler yapıyor. Marş sağda aynı şekilde inanılmaz işler yapıyor. Arkalarında zaten Kaysedo, Sarmiento, Kaysedo'nun da bir transferi gündemdeydi. Arsenal'a sanırım olmadı o. Bu maçta o ilk 11'de gözüküyor. Ben burada şöyle bir tercihe gittim. İlk yarıdan Brighton'ın atacağı bir golü ideal bir oran açmışlar. Bir 36 gibi oranı var. İlk yarıda Brighton bir tane gol atar gibi geliyor bana. Bournemouth tarafından da bir hareket bekleniyor fakat Brighton o hareketi vermez gibi geliyor. O önünü açmaz gibi geliyor. Bournemouth'un ilk yarıdan bir golü burada 1.36 Brighton'ın onun dışında da ilk yarıdan bir galibiyete gidersek de onun da oranı arkadaşlar 1.60 seviyesinde. Bu şekilde zaten birbirleriyle aynı kapıya çıkan bahisler olduğu için oranı size kalmış. İsteyen bir 36'dan bir golün almasını çıksın. İsteyenler de devre sonunda galibiyetini bekleyebilir. Newcastle United'la West Ham mücadelesi Newcastle topu vermeyen bir takımlardan bir tanesi. Burada da West Ham çok fazla top yüzünü göstermez. Özellikle şöyle söyleyeyim, ilk golü atana kadar ve Newcastle takımı yani topu kolay kolay rakibe vermiyor, kendi çeviriyor. Kanatları kullanıyor. Almiron'un kanadını Trippier'le aynı şekilde kornerlerde elde edebiliyor. Ben burada ilk golü bulana kadar Newcastle'ın bastıracağını düşünüyorum. O ilk golü bulana kadar zaten bastıracağı için arkadaşlar şöyle bir şey de olacaktır bence. İlk yarıda en çok korneri buradan Newcastle takımı kullanır gibi geliyor bana. Onun da oranı bir 37. İdealden alınabilir bence. Alternatif kombineme de kesinlikle koyacağım bu mücadeleyi. Burada ilk yarıdan en çok korner Newcastle. Sizlerin de ideal kombinlerine veya ikinci kombinlerinizi koyabileceğiniz bir tercih olarak düşünüyorum. Atletico Madrid ve Getafe mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirdim. Osasuna maçında ben bir yüksek oran aldım Atletico Madrid'de. 3.5 altında 2 aldım. 2.22 gibi yine mi oranı vardı. 1-0 bitti kazandık. Getafe ile Atletico Madrid'in oyunu birbirine benziyor. İkisi de şöyle oynuyor arkadaşlar. 3-5-2 şeklinde sahaya çıkan takımlardan ikisi de. Atletico Madrid tarafında önemli bir eksiklik. Savic'in bir kart cezalısı var deplasmanda yok. Enes Yunal'la Mayoral hücum hattında olacaklar. E, Getafe öyle zaten son haftalarda kötü gidiyor. Bu maçta da Atletico Madrid diş geçeceklerini sanmıyorum ki. Atletico Madrid çok pozisyon vermeyen takımlardan bir tanesi. 3.5 altında 1. 1.55 gibi oranı var. Tek tercih olarak değerlendirdim. Değerlendirecekler bol şanslar. Son mücadelem burada Sassuolo ile Atalanta mücadelesi. Şöyle maça baktığımız zaman da direkt üst mücadelesi gibi gözüküyor. Ben de öyle düşünüyorum. Atalanta'nın oynamış olduğu oyun, Sassuolo'nun kendi evinde oynamış olduğu oyun derken mücadeleye hiç bakmadım zaten. Herhangi bir analize gerek yok. E, Sassolo'nun son hafta Milan'a attığını biliyorsunuz. Atalanta'nın oyunu zaten malum. Son kupa maçında Inter'e mağlup olsa da ligde farklı bir oyun oynayan bir Atalanta takımı var. Mücadele geneline direkt 2.5 üstü 1.41 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. Hızlı bir şekilde önemli bilgileriyle birlikte anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.